geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Çatalca sizi kucaklıyor, Çatalca sizi bağrınıza basıyor. Merhaba, akrabalarım merhaba. Uzun süredir çok sevdiğim Çatalca'ya gelmek istiyorum. Çatalca'da Selanikliler var, Balkan göçmenleri var, benim akrabalarım var. Hepinizi çok seviyorum. Çatalca'da yaşayan Türkiye'nin, dünyanın neresinde doğmuş olursa olsun, kökü nerede olursa olsun, Çatalca'nın alnı açık, başı dik, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. İstanbul'un işgali sırasında mücadelesini unutmadığımız Çatalca'dayız. Balkan savaşlarında son kale olarak redif birliklerinin Çatalca'sındayız. Alabildiğine ayçiçek tarlalarının ortasında alnının terini o tarlaya damlatan, o damlayan terden bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmaya çalışan, yalandan ve haramdan korkan temiz güzel insanların evinde Çatalca'dayız bugün. Tabii birazdan Çatalca'dan, seçimlerden, adaydan, adaylardan konuşup bir selamı size iletip sizden bir söz alacağım. Ama öncesinde ülkenin gündemiyle ilgili bir iki hususu konuşmak, önemli bir iki soruna parmak basmak isterim. Sorunlardan en büyüğü bu memlekette elbette yoksulluk ve işsizlik. İşsizlik bugün açıklanan rakamlarla son 21 ayın zirvesine çıktı. Yani bugün açıklanan rakamlar pandemiden beri. Doğal olarak pandemide işsizlik çok yüksekti. Pandemi geçtiğinden beri en yüksek rakamlara ulaştı. İlan edilen rakam %9.1 TÜİK'e göre. TÜİK neyin kısaltması? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun kısaltması. Ama gerçek işsizlik %25. Tabii bu rakam %24.7'lik rakamla %9.7'lik rakam arasında fark nasıl oluşuyor derseniz, hani birileri kötümser bakıyor, birileri iyimser bakıyor, öyle bir şey yok. TÜİK haftada 2 saat ve daha az çalışanları işsiz kabul etmiyor. Yani bir yerde 2 saatliğine bir dükkanın camlarını silen, bir evin temizliğini yapanı yeni bir iş arıyor olsa da işsiz kabul etmiyor. Yine iş aramaktan yılmış, ayakları şişmiş, bıkmış, son 4 haftada iş aramamış olan kişiyi 10 yılda işsiz olsa kabul etmiyor. Bu şekilde 3.900.000 haftada 2 saat ve daha az çalışan 2.667.000 kişiyi de katınca gerçek geniş tabanlı işsizlik %25'e çıkıyor. İşsizlik demek yoksulluk demek, işsizlik demek yalnızlık demek, işsizlik demek çaresizlik demek. En kötüsü de genç işsizliği. Genç işsizliği Türkiye'de %35'in üzerinde. Ve maalesef her meseleye beka sorunu beka sorunu diyerek
bir korku siyaseti yapmaya, yaratmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler. Evet, nedir beka sorunu? Efendim, dünyanın bütün ülkelerinin gözü Türkiye'de. Bunda korkacak bir şey yok. Bundan 100 yıl önce, 110 yıl önce de dünyanın bütün ülkelerinin gözü Türkiye'deydi. Birilerinin çok sevdiği, peşinden gittikleri, öve öve bitiremedikleri matbaayı 200 yıl geç getirdiği için, donanmayı Haliç'te 33 sene mahkum ettikleri için birileri ilimde, fende ilerledi ve emperyalist niyetlerle Anadolu'yu işgale kalkıştı. O gün birilerinin çok sevdikleri işgal donanmasına kırmızı halı seriyordu. Sizin benim hemşerimiz var ya, o da Kartal İstinbotu'nun ucuna çıkmış, yanındaki yaverine korkma çocuk, geldikleri gibi gidecekler diyordu. Ve o beka sorunu olunca, o beka sorunu ortaya çıkınca, o beka sorunu ortaya çıkınca birileri Yıldız Sarayı'nın arka iskelesinden İngiliz zırhlısına kaçarken bizimki Bandırma vapuruna binip Samsun'a gitti, memleketi kurtardı. Ve yine bir beka sorunu olursa, yine Türkiye üzerinde dünyanın güçlü ülkeleri bir hesaba girerlerse, hiç kimse merak etmesin, bu memleketi Recep Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına giden, yan yana dizilen, perdelik kumaştan kot üstüne kefen giyip de ölmeye geldik diyenler değil, dedeleri koyun koyuna Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi. Ama esas beka sorunu nedir derseniz, bu memlekette dört gençten üç tanesi bavulları zihninde toplamış. Diyor ki, fırsatını bulursam yurt dışına gitmek, orada çalışmak, orada yaşamak isterim. Dünyanın bütün ülkelerinin senin ülken üzerinde hayal kurması beka sorunu değildir. Ama senin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurması gerçek beka sorunudur. O yüzden işsizlikle mücadele etmek ve gençlerin umutlarını tüketmemek, onları bu memlekette tutmak dünyanın en önemli işidir. Şimdi milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz var. Onları sizler selamladınız. Ben onlarla birlikte onların da şaşıracağı bir şey göstereceğim. Acaba meydandaki emekliler bir elini kaldırsın. %70. Peki en düşük emekli maaşı alanlar bir elini kaldırsın. Kaç para alıyorsunuz? Hep bir ağızdan 10. Herkes 10 bin lira alıyor başkanım. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde, yani 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Ama eğer o düzeni bozmayaydı bugün emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Çünkü asgari ücret 17 bin lira. Ama Tayyip Erdoğan her sene enflasyonun altında zam vere 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 sizi bitirdi, maaşları eritti. Şu anda en düşük emekli maaşı 0,59 asgari ücret. Asgari ücretin %59'u. Ve bakın, şurada şu banka şubesi var. Yan tarafta da herhalde kuyumcu var. Gidin kuyumcuya, gidin banka şubesine, gidin banka şubesine, gidin kuyumcuya, deyin ki en düşük emekli maaşıyla 3 Kasım'da kaç çeyrek altın alınıyordu?
Tayyip Bey'in geldiği gün 8 çeyrek altın alıyordu en düşük emekli maaşı. Bugün gidin 2,5 çeyrek altın zor alıyor. Yani Tayyip Bey'in geldiği günden bugüne kadar emeklinin 5,5 çeyrek altını kayıp. Bakın herhangi bir emeklimiz Çatalca'da cebinden bir çeyrek altın düşürse bütün gün onu arar değil mi? Bütün gün. Nerede unuttum diye. Bir emekli değil, bütün emekliler. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın. Bir sefer değil, her ay ceplerinden düşürüyorlar. Kim çalıyor altını? Recep Tayyip Erdoğan çalıyor. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bir de emekli ikramiyesi alıyorsunuz değil mi? Bir Ramazan'da bir kurbanda. Burada yeri gelmişken hatırlayalım ve selamlayalım. Kimin sayesinde alıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kemal Bey ben emeklilere birer maaş ikramiye vereceğim dediğinde bunlar veremezsin dedi. 7 Haziran 2015 seçimini kaybettiler. 1 Kasım gelirken biz de vereceğiz dediler. Sonra 2018'e kadar unuttular, uyutturdular, kulaklarının üstüne yattılar. 2018'de seçime birkaç ay kala 1.000 lira verdiler. Biz itiraz ettik. Dedik ki 1.000 lira yetmez. Emekli bir emekli maaşı kadar hiç değilse bir asgari ücret kadar vermelisiniz. 1.000 lira vereceğim dedi. O beğenmediğimiz 1.000 lira 2018'de tam 24 kilo dana kıyma alıyormuş. Ramazan mübarek gündeyiz. İlk sahur tutuldu. İlk iftar yapılacak. Allah gani gani oruçlarınızı kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Ancak düşünün ki bu Ramazan'da 30 Ramazan var. 24 kilo dana kıyma alan en düşük emekli maaşı bugün, daha doğrusu 1.000 liralık emekli ikramiyesi şimdi bu bayramda verilecek olan 3.000 lira 6 kilo dana kıyma alıyor. Yani 18 kilo dana kıyma emeklinin sofrasından, mutfağından, dolabından, çoluğunun, çocuğunun, torununun kursağından eksiltildi. Kendi dönemi 2018'de 24 kilo dana kıyma parası veren bugün emekliye 6 kilo dana kıyma parası veriyor. Yani bu hesabı görünce ben Tayyip Erdoğan'a dedim ki acilen meclisi toplayalım. Hatta açıktı 3 gün daha çalışalım dedim. Bir emekli kart çıkaralım dedim. Hatta Umut Bey kanun teklifini hazırladı verdi. Demin size anons yapan bizim Ankara milletvekilimiz Umut Akdoğan. Herkese anons etti kendini etmedi. Ben de onu etmiş olayım. Bu sunuculuğa alışmış içeride oturuyor. Milletvekili değil misin abicim sen? Dur şurada. Umut Akdoğan kanun teklifini partimiz adına verdi. Emekli kart çıkaralım. Asgari ücretle 10.000 lira arasındaki 7.000 lirayı emeklinin kartına yatıralım. Ve o kart elektrik, su, doğalgazda %25 ila %40 indirim yapsın. Emekli bir rahat nefes alsın diye. Bak ne söylesen duymazdan gelir. Emekliye verelim dedim. Ertesi sabah hesap yapmış bütün gece. 1.4 trilyon para lazım. Böyle bir para yok. Birincisi sana emanet edilen hazinenin içi doluydu. Boşaldıysa herhalde hesabı emekliler vermeyecek. Sen vereceksin. İkincisi öyle 1.4 trilyon değil 690 milyara ihtiyaç var. Peki bu 690 milyar para bulunamaz mı? Vallahi geliyordu, son anda mani oldu.
Bu İliç'te 9 kişiyi öldüren altın şirketi 222 milyon vergi ödeyecekmiş, affetti. Beşli çetenin, müteahhitlerin, yandaş müteahhitlerin, saray müteahhitlerinin 2024 yılında ödemesi gereken toplam 680 milyar vergiden vazgeçti bunlar. Size 690 milyar para olsa herkese her ay 7'şer bin lira fark ödeyebilir ve elektrik, su, telefon, doğalgaz faturanızda %40 indirim yapabilir. Ama beşli çeteye para var, emekliye para yok. Yandaş müteahhite para var, emekliye para yok. Uçan saraya, yüzen saraya, kışlık saraya, yazlık saraya, bin odalı saraya para var, emekliye para yok. O zaman madem emekliye para yok, 31 Mart'ta da Tayyip Bey'e oy yok. Ben Cumhuriyet Halk Partililerin, Atatürkçülerin, milliyetçilerin niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi gerektiğini birazdan anlatacağım. Ama AK Partililer ve MHP'lilerin, mutlaka son seçimde Tayyip Bey'e oy veren herkesin bu seçimde Tayyip Bey'e oy vermemesi lazım. Çünkü 4 yıl seçim yok, 4 yıl. 4 yıl boyunca, 4 yıl boyunca kemer sıkacağız diyor. Acı reçete içireceğim diyor. Bundan sonra sıkı para politikası diyor Mehmet Şimşek. Ağzından kaçırdı. Eğer bu seçimde emeklinin bu haline rağmen, yoksullar bu haline rağmen, işçiler, emekçiler veya millette para yok diye dükkanını çeviremeyen esnaf, hak ettiği desteklemeyi alamayan, göremeyen çiftçi buna bu sefer de oy verirse, ne yaparsak yapalım oy alıyoruz dediği için bundan sonra bu günleri arar olacak AK Parti'nin seçmeni, Tayyip Erdoğan'a oy verenler de. Ama siyasette kuraldır, sarı kartı gösterirsen, kırmızı ışığı yakarsan, beni hesaba kat, ben çantada keklik değilim dersen, hesabı kitabı değiştirecek, senin değil o çetelerin, holdinglerin, ultra zenginlerin vergilerini arttıracak. Başka çare yok. O yüzden hep beraber, hep beraber bu seçimde bunun bir genel seçim olmadığını görüp, yerelde dürüst, çalışkan, namuslu insanlara oy verip, Ankara'dakilere de bu yoksulluk canıma tak etti, bak bundan sonrası garanti değil diye mesajı vermeniz son derece önemlidir. Bir sözüm de Çatalca'nın çiftçilerine olsun. Tarım kanunu var. Milli gelirin %1'i çiftçiye destekleme diye verilmesi lazım. Buna göre 256 milyar lira yapıyor verilecek destekleme. Size 86 milyar lira destekleme vermiş. Yani 170 milyar, 171 milyar alacaklısınız ve bugün bu sene verilen desteklemenin iki katı kadarından alacaklısınız ama kanunda yazmasına rağmen vermiyor. Ama kime veriyor bu parayı? Kur korumalı mevduata senin benim kesemden veriyor. Kime veriyor? Yine 160 milyon lira parayı geçiş garantisi verdiği otoyolların, tünellerin müteahhitlerine veriyor ama çiftçiye vermiyor. Mayıs'ta seçimi kazandığında 19 lira olan mazot oldu 42 lira. Bu şartlarda tarlaya gitmek, ekin dikmek, ilaç atmak, tarlayı sürmek, ürünü kaldırmak ya da alıp bir yere nakletmek hepsi ateş pahası. Ve ayrıca sadece çiftçinin değil, hepimiz için en tehlikeli dönem akaryakıta gelen zamdan sonrası. Şimdi iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye başlayacak.
31 Mart'a kadar tutmaya çalışıyorlar. Yine tutamıyorlar ama 31 Mart'tan sonra büyük bir hayat pahalılığı var. Eğer gerekli mesaj bunlara iletilmezse. Şimdi 31 Mart'ta 1 Nisan olduğunda yapacak bir şey yok ertesi gün. Bir gün önce yapacak bir şey var. 31 Mart'ta Çatalca'nın çiftçileri, Çatalca'nın işçileri, Çatalca'nın esnafı ve Çatalca'nın emeklileri 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'ın bu kötü, bu sizleri yok sayan, işsiz bırakan, aç bırakan, borcunu ödeyemez hale getiren politikalarına bir dur diyecek miyiz? Dur diyecek miyiz? İşte o zaman 1 Nisan'da hem bizler, sizi savunanlar, hem sizler çok daha güçlü olacaksınız. Bir de bu seçim bir yerel seçim. Sandığa gidip oy vereceksiniz. Hangi görüşten olursa olsun, arkasında bir parti, bir bütçe olmadan tek başına aday olan bütün muhtarlarımıza buradan başarılar diliyoruz. Sandığın bir tanesi odur. Onun dışında ayrıca sabah birlikte olduğum, sizin de birlikte olduğunuz daha önce ve seçimden önce yine birlikte olacağınız birinden selam getirdim. Ekrem İmamoğlu'ndan. Çatalca geçen seçimde Ekrem Başkan'a oy verdi, hiç pişman olmadı. Ekrem Başkan'ın yaptıklarını Çatalca'ya say say bitmez. Ama şöyle kısaca bir hatırlamak gerekirse, Ekrem Başkan geldiği günden bugüne kadar Çatalca'ya aldığı oyun karşılığını ciddi şekilde vermiş. Hali hazırda bugün itibariyle 627 öğrencimize burs veriyor. 725 öğrenciye düzenli kırtasiye yardımı yapılıyor. 1080 haneye nakdi destek sağlanıyor. 1341 öğrenciye nakdi destek veriliyor. 44 bin çiçek, 3800 ağaç dikilmiş. 27 bin sahipsiz hayvana kırsalda veterinerlik hizmeti verilmiş. 19.600 metre damlama sulama borusu hediye edilmiş çiftçilerimize. 52 ton gübre dağıtmışlar. 9.569 haneye İstanbul Kart'la sosyal destek hizmeti. Yani 10 bin hane, Çatalca nüfusunun 80 bin olduğunu düşünürseniz nüfusun yarısından fazlasına İstanbul Kart ulaştırmışlar. Ve yaptığımız bütün çalışmalarda, bütün anketlerde Ekrem Başkan Çatalca'dan çok büyük bir destek görüyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ve bu seçimde Ekrem Başkan size verdiğiniz oyu pişman etmedi, ama onun gibi bir güzel insan daha var. Akrabamız Erhan Güzel var. Erhan Güzel, bakın, sizin akrabanız benim akrabam Erhan Güzel, Selanikli. Erhan Başkanım Mübadil Derneği'nin kurucusu. Ailesi sizin gibi, bizim gibi, bu memleketin mütevazi bir ailesi. Kendisi 10 yıl boyunca belediyede belediye başkan yardımcılığı yaptı. Güler yüzüyle, çalışkanlığıyla Çatalca'da dokunmadığı köy, girmediği kahve, sıkmadığı el yok. Biliyorsunuz geçen seçimde bir talihsizlik yaşadık. Allah gani gani rahmet eylesin Cem Başkanımıza. Onun rahatsızlığı talihsiz bir sürece denk geldi. Adaylık sırasında, kampanya sırasında
hastanede yoğun bakımda yattı derken Çatalca'da sonra da kaybettik kendisini. Seçimi de kaybettik. Şimdi Erhan Başkan gençliğiyle, dinamizmiyle Ekrem Başkan'ın en önemli yol arkadaşı olacak. Bakın, Çatalca'da 80 bin nüfus var. İstanbul Büyükşehir'de 16 milyon. Ama Çatalca İstanbul'un en büyük ilçesi. Metrekare olarak hizmetin götürülmesi için İstanbul Büyükşehir'le arasının çok iyi olan, sürekli Ekrem Başkan'la hatırını koyacak, gönlünü koyacak, aldığı sözü hatırlatacak ve burada Çatalca'ya sahip çıkacak dinamik birisine ihtiyaç var. Ona baktığımızda, ben ona, Erhan'a baktığımda Çatalca'nın yüzünü güldürecek belediye başkanını görüyorum. Şimdi Erhan Başkan'a aslında herkesin oy vermesi lazım. Ama bir tarafta bir takiyeci var. Bir takiyeci. Efendim, eskiden ben de CHP'liydim. Eskiden CHP'liydin de sonra bizi bıraktın gittin. Bak bize neler ediyorlar. Efendim, ben Atatürkçüyüm. Ya sen Atatürkçüsün de. Sen Atatürkçüsün de Atatürk'e iki ay yaş diyen adamın ne işi var şimdi senin yanında? Ne işi var? Vallahi Çatalca'ya baktım. Bütün İstanbul Tayyip Bey'in resimleri dolu. Çatalca'da pek az. Siz görmeyeceksiniz ki, gözden kaçıracak. Çünkü Çatalca'nın nasıl Atatürkçü, nasıl milliyetçi olduğunu biliyor. Tayyip Bey'den utanıyor. Bak sen. Peki rozet niye takmıyorsun, ampul? Neden? O da çünkü ne diyor? Bana her şey seni hatırlatıyor ya. Size de ampul Tayyip Bey'i hatırlatıyor. Tayyip Bey'in en sevdiği hocası Fesli Deli Kadir vardı. Ziyaretine giderdi. Ne diyordu? Atatürk heykelleri bir gün gelecek yerlerde köpek leşi gibi sürüklenecek diyordu. Şimdi ey ben Atatürkçüyüm diye Çatalca'yı kandıran belediye başkanı. Kimlerle beraber? Senin yanında durduğun Tayyip Erdoğan'ın hocası, Atatürk'ün heykellerini sürükleyeyim diyen, keşke savaşı Yunan kazansaydı diyen adam. Çatalca bu ikiyüzlülüğe, bu riyakarlığa, bu takiyeciliğe geçit verecek mi? Sakın ha, sakın. Sakın. Bakın, geçen sefer bizim hatamızdan, Cem Başkan'ı hastalığından dolayı aday yapmayıp üzmeyelim, toparlar diye düşündük. Ağırlaştı, hastalandı. Çok küçük bir farkla seçimi kaybettik. Geldi ama geldiği günden beri Çatalca'da görünüşte Atatürkçü. Diline bakarsan Atatürkçü. Eline bakarsan her attığı imza Çatalca'nın bir arsasını, bir mekanını, bir binasını bir tane tarikata, bir vakfa veren, bütün malınızı, mülkünüzü Araplara veren, Katarlılara veren. Türk'e ve TÜGVA'ya veren ve burayı cemaatlerin beşiği haline getirmeye çalışan birisi. Bu hani o filmde kırmızı başlıklı filmde, kız filminde kurt şekil değiştiriyor ya. Bu da öyle diyor. Ben Atatürkçüyüm deyip Atatürkçülerden oy alıyor. Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor, kemiklerini. O yüzden Çatalca'da bunu herkese anlatın. Atatürk'ün
Selanikli Atatürk'ün koltuğunda oturan Selanikli son genel başkan. Bütün Çatalca'ya, bütün göçmenlere, bütün Atatürkçülere, bütün milliyetçilere, Atatürk'ü çok seven Roman kardeşlerime, Karadenizli hemşerilerime hepsine söylüyorum ki sakın ha sakın bu takiyeciye bir daha yüz vermeyin. Atatürk'ün partisine ona yakışan bir başkan. Erhan Başkan, Erhan Başkan, Erhan Başkan. Bir oy Erhan Güzel'e, bir oy güzel insan Ekrem İmamoğlu'na. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Benden de size söz. Erhan Başkan'ı Çatalca Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtun. İstanbul'a ilk geldiğimde Özgür Başkanım, ilk kahveyi içmeye Erhan Başkan'a geliyoruz. Sizinle de belediye binası önünde buluşuyoruz. Anlaştık mı? Sizleri seviyorum. Sizlere güveniyorum. Seçime 20 gün kaldı. Lütfen Erhan kadar çok çalışın. Ekrem Başkan kadar çok çalışın. Kapı kapı çalışın. Emaneti bu Atatürk düşmanlarından alın. Gözünüzü seveyim alın. Gözünüzü seveyim alın. Çatalca'yı tarikat yuvası yapanlardan Çatalca'yı kurtarın. Bu Çatalca Balkan Savaşı'na burada dur dedi. Bundan sonra bu tarikatların ilerlemesine, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmasına Çatalcalılar mani olacaklar inşallah. Bir sözüm de şu. Gel bakalım kardeş. Bizim il başkan yardımcımız Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı güzel kardeşim benim. Bakın, bizim il başkan yardımcımız, Çatalca'daki bütün romanlara benden selam söyleyin. Bundan sonra korkutuyorlarmış. İktidar değişirse, belediye değişirse şu olur bu olur. Aha da buradan genel başkan sözü. Roman kardeşlerim, biz geldiğimizde Eren Güzel'in odasına kapıyı çalmadan girecek, ne hizmet alıyorlarsa iki katını Eren Başkan onlara yapacak. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Kimseyi açta açıkta bırakmayız. Romanlar bizim canımız. Romanların en önemli özelliği vatanını, milletini, bayrağını ve Atatürk'ünü seven insanlardır. Atatürkçü başkanı bir öp bakalım bütün romanlar adına. Hadi bakalım. Gel böyle. Ben de seninle gurur duyuyorum. Adın ne? Müslüm Kıvanç kardeşim gurur duyuyormuş. Biz de bütün roman kardeşlerimle gurur duyuyoruz. Sizi seviyoruz. Selamlarımı götürün. Siz Eren Başkan'a sandıkta sahip çıkın. Ekrem Başkan'la ben size nasıl sahip çıkıyoruz göreceksiniz. Son sözüm şu olsun. Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Bunlar korkunun, tehdidin, şantajın dilini kullanıyorlar. Biz bir tarafta umudu, güzel günleri müjdeliyoruz. Her şey çok güzel olacak diyerek yola çıkıyoruz. Bahar gelecek diyoruz. Çiçekler açacak diyoruz. Gönüller yapacağız diyoruz. Ve biz o korku ittifakının karşısında çok güçlü bir ittifakın parçasıyız. Onlar AK Parti'nin, MHP'nin ve geçmiş Hizbullah davasının avukatları, Hüdaparcıların, domuz bağcıların avukatlarının ittifak ortakları. Onların rengi yağmur bulutu rengi, koyu gri. Geldiler memleketin üstüne, tükettiler hepimizi, koyu gri. Ama bizim rengimiz ay yıldızlı al bayrağın renkleri.
Bizim ittifakımız karşımızda Korku İttifakı, Cumhur İttifakı, bizim ittifakımız Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı'nın renkleri bayrağın renkleridir. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük. Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye İttifakı kazanacak, Çatalca kazanacak, İstanbul kazanacak, Türkiye kazanacak. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çatalca. Başkanımız Çatalca'yla, Çatalcalılarla bir selfie yapıyor. Kaldıralım bayrakları. Müziği verelim. Sabahı belediye binamızın önünde görüşmek dileğiyle.